Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün kuruluşunun 100. yıl dönümü. Çelenk sunma törenimizin, çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve ortak metnin açıklanmasıyla sona erecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, önce çelenki sunalım. Arkadaşlar, bir dakikalık saygı duruşu. Dikkat. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezimizce hazırlanan ve eş zamanlı olarak tüm örgütlerde okunması istenilen basın açıklamasını okur. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyetimizi kuran, Cumhuriyetimiz kadar köklü önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağıya yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden 1922 Aralık ayında barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan bir halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Partimiz ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinde topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil, Büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel, siyasi ve zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kazanımlarının hedef alındığı, demokratik değerlerin yok sayıldığı ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların bile yok sayıldığı her türlü mücadelenin adıdır. Çiftçiden öğretmenine, gencinden emeklisine kadar herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğu, kendine yeten bir Türkiye hedefinden 100 yıldır vazgeçmemiş bir partidir. Bugün partimize ve cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam etmektedir. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde kurumları, halkı anayasaya içe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde dahi bize ışık tutan önderimiz Atatürk'ün çizdiği yoldur. Cumhuriyet Halk Partisi, saray zihniyetinin, cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin karşısında milletin kayıtsız, şartsız egemenlik dediği için cumhuriyetçidir. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanların ve topraklarımızı rant alanı olarak görenlerin karşısında milliyetçidir. Önce halk dediği için, toplumu kutuplaştırmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekenlere karşı sosyal devlet, sosyal adalet ve milli kalkınma dediği için devletçidir. Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak cehaletin karanlığını dayatanlara karşı bilim ve yenilik dediği için devrimcidir. Bizim hep birlikte bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak Türkiye'yi aydınlık yarınlarına taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Atamızın çıktığı bu yolda ülkemizi 2. yüzyılımızda
geçerli bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşamak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. 100. yılımız hepimize kutlu olsun arkadaşlar. Bravo.